Evet, şu anda Denizli EGS Park civarında bulunuyoruz. Karşımızda hemen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi var. Onun altında boş bir arazideyiz. Bu boş arazinin özelliğini. Bu boş arazide kapeller var, doğal kapeller. Görüyorsunuz. Bir tane, iki tane değil. Her yer kapeli. Her yer doğal kapeli. Hemen aşağıda Kipa Alışveriş Merkezi, EGS Park var. Şu an üst kısımlardayız ve boş bir arazi. Her yer kapalı. Kapellerin özelliği Denizli'de olması. Ve bugün buraya gelmemin sebebi şuydu. Hemen yukarıda 2007 Denizli Sanayi Fuarı var. Katılımcılar ve ziyaretçiler buraya akın akın geliyorlar. Ancak hiç kimse bu değerlerin farkında değil. Burada bir de şu tespiti yaptık. Görüyorsunuz. Burada yabani dikenler var. Bu dikenler burası ateşe verilerek yapılmış. Yanmış veya yakılmış veya yanmış. Ancak görüyorsunuz. Kapeller yemyeşil. Yanmamış. Yansa da tekrar yeşermiş. Ama yandığına dair bir emare bakıyorum var mı? Evet, yanmış biraz. Ama tekrar yeşermiş. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Kaperi erozyon kontrol bitkisi. Yaklaşık şu gördüğünüz bitkiler yaklaşık 40-50 metre kök salıyor yerin dibine. Ve erozyon kontrol bitkisi ve kuraklık bitkisi. Hiç sulanmıyor. Sulanmadan yüzlerce yıl yaşayabiliyor. Günümüzde sulanmadan yüzlerce yıl yaşayabilen ve ekonomik getirisi olan ve toprak isteği bulunmayan başka bitki yok denecek kadar az. Şu anda aklıma gelmiyor. Bir de şu özelliği var. Görüyorsunuz burada bu bitkinin yanmamasının sebebi yangına veya ateşe karşı dayanıklı olması. Şimdi biliyorsunuz orman yangınları günümüzde çok kötü yaralar açıyor memleketimizin yeşilliğine. Orman vasfını kaybetmiş arazilerde veya orman aralarında bu kapereyi diktiğimiz zaman hem erozyon kontrolüne bir katkı sağlamış olacağız, hem de yangına hassas bölgelerde bunu diktiğimiz zaman kaperi çok geç tutuşan bir bitki olduğu için yangına hassas bölgelerde o yöreyi, o ormanı koruyacak. Gördüğünüz gibi karşısı orman arası. Ormanlık bir alan var. Hemen şimdi oraya doğru da gidelim. Şimdi gidiyoruz orman arasına doğru. Pekala, orman arasının içinin de kaperi bitkisi var mı diye kontrol edeceğiz. Şimdi buradan kaperleri kontrol ede gidiyoruz. Evet. Buraya kadar yanmış veya yakılmış. Aslında kendisi mi yanmış, yakılmış mı bilemiyorum ama yakıldıysa eğer hemen dibinde orman arazisi olduğu için çok büyük riske girilmiş bence. Şimdi geçiyoruz yan tarafa, buraya kadar yaklaşık şuraya kadar, küller burada var. Şuraya kadar yanmış. Ağaçların arasına gidiyoruz. Evet. Kapari. Evet. Çam ağaçları bunlar. Çam ağaçlarının dipleri kaperi. Görüyorsunuz. Sevgili kaperi dostları. Şimdi ağaçların arasında ilerliyoruz. Normalde kaperinin güneş almayan bölgelerde az geliştiği bilinir. Ancak çam ağaçlarının dipleri olduğu gibi kaperi. Evet. Ne muhteşem. Görüyorsunuz. Güzel görüntüleri. Ve burası neresi? Tekrar hatırlatıyorum. Denizli EGS Park. Hemen üzerindeki boş arazi.
Bak aşağıdan sesler geliyor. Go-kart pisti var. Go-kart pistinde go-kart binen meraklılar var şu anda. Onların sesleri geliyor. Ve biz ilerliyoruz. Ve çamların arasında külçüklerle beraber haşır neşir olmuş kaferler. Evet, aşağıya doğru gidiyoruz. Sadece şu alandaki yetişen kaperi bilemiyorum, bayağı bir ekonomik şekli olsa gerek. Evet, şu anda buraya da ilk defa geliyorum. Ve gördüklerim çok ilginç. Biraz önce yanan yerdeki dikenlerin yanmamış hali görülüyor. Yani biraz önceki çekim yaptığımız yerin biraz ilerisinde çamlardan sonra gelen yanmamış dikenlerin arasındaki kaperler, otların arasındaki kaperler. Görüyorsunuz, şu anda bugün 9 Eylül 2007, yani yaz sona ermiş. Kırsal kıraç arazide artık yeşil bir şey kalmamış. Yeşil olarak görebileceğiniz her şey buralarda artık kaperi. Görüyorsunuz. Kaperden başka yeşil bir bitki örtüsü yok. Buralar sulanmayan araziler. Görüyorsunuz. Şimdi ilginç bir görüntü ihtiva etmesi açısından ben biraz daha aşağılara götürmek istiyorum sizlere. Şimdi neredeyiz? Şimdi motor seslerinden göreceksiniz. Denizli İzmir asfalt üzerindeki EKZ Park'taki go-kart pistindeyiz. Go-kart pistinin hemen üstündeyiz. Belki buraya her gün yüzlerce kişi geliyor. Ama hiç kimse burada go-kart meraklısıyken hiç kimse herhalde bu bitkileri merak edip de bu üst tarafta yeşil bir şeyler var, bunlar ne dememiştir. Bu konuda biz bir ilkiz herhalde. Hemen go-kart pistine bakıyoruz. Evet, gençler eğleniyorlar. Gayet güzel. Evet, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ey Ege bölgesi, ey Denizli, ey Türkiye, uyumayalım. Bu memleketin geleceği tarımdadır ve alternatif tarımdadır. Biz kaperi alternatif olarak görmüyoruz. Denizli için bilhassa, Ege bölgesi için tamamen alternatifin ötesinde, tamamen olmazsa olmaz bir şey olacak ileride. Çünkü niye? Kaperi bu Denizli'nin, Ege'nin, hatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin ekonomik kurtuluşu olacak. Çiftçinin kurtuluşu olacak. Bunları görmezden gelmeyelim. Ey Türkiye'm, ey Denizli, ey Ege bölgesi, uyan artık. Gör bu değerleri. Sadece sanayiyle, tekstille, mermerle olmuyor bu işler. Toprağın üzerindeki ve altındaki değerlerimize bakalım. Evet. Bir karpuz görüntüsüyle başladık. Kaperi karpuz görüntüsüyle sona erdiriyoruz. Teşekkürler.